hakikaten var diye mi kabul etmiştiniz? Aa, doğru, haklısınız öyleyim. Çünkü ne yapıyor banka? Hesaplamasını yaparken kredi verilecekse öz kaynak mevcudundan o 1.2'yi düşüyor. Kalanı eksiye geçti veya artıya geçti. Ne olduysa oldu. Dolayısıyla ha biz ne yapacağız? Böyleyse böyle. Yani neden olduğu da belli. Yani işçilerin parasını düşük göstermek, asgari ücretleri göstermek, efendim kiraları düşük göstermek karşılıklı baskılarla vesaire. Bir de tabii merdiven altıyla mücadele etmek için merdiven altı kayıt dışı çalıştığından rekabet edemiyor firmalar. Dolayısıyla düşük gösteriyor diyor. Bunlardan oluşuyor kasa bakiyesi. Ama bunu tabii Sağır Sultan biliyor. Yani gelir dairesi de bunların olduğunu biliyor. İnceleme elemanı da biliyor. Ne arıyor burada gelir dairesi? Şimdi önce şeyi arıyor. Diyor ki bu para kasada yok. Para. Nerede? Ortak çekti kasada. Dolayısıyla ortağın çektiği para ne çekebilir ortak? Sadece kar payı çekebilir. Bir de şirkette çalışıyorsa, maaş alıyorsa maaşını alır ay sonlarında. Bir de yönetim kurulunda ise huzur hakkı alır. Maaş yoksa, huzur hakkı yoksa, var tabii bunlar da, yani borcundan da ödeniyor, resmi de ödeniyor, şey hepsi var. Ha, geri kalıyor kar payı. Bunu kar payı olarak sayar, %15 stopajı da çekildiği tarih itibariyle hesaplarım alır. Bir yol. Diğer yol, eğer kar payı saymadıysan, stopaj yatırmadıysan, bunu adaptlandırıp faiz hesaplayacaksın. Diyor işletme, kasadaki bakiyeye adaptlandıracağız. Faiz hesaplayacağız ve bu faiz tutarı üzerinden fatura düzenleyeceğiz ve %18 katma değer vergisi hesaplayacağız. Muhatabı kim? Faturanın kasa hesabı. Muhatap yok. Kasa hesabı. Evet, müşteri kısmına kasa bakiyesi için düzenlenmiştir diye yazacağız. Muhasebe kaydı nasıl olacak? Olacak mu muhasebe kaydı? İS kayıt olsun diye olacak. Faiz gelirleri alacaktır. 770'in altında kanunun kabul edilmeyen giderler borçlu. Ne yaptı? Bu kayıt birbirini nötrleyen kayıttır. Peki bu kaydı niye yaptım? 770'in altındaki kanunun kabul edilmeyen giderleri biz ne yapıyoruz dönemin sonunda? Ticari kâra kanunun kabul edilmeyen gider olarak ekliyoruz. Yani matrah yaratmak için yapılan bir kayıttır. Bu kaydı yapmasak da, dışarıda hesaplasak da, dışarıdan beyannameye eklesek olur mu? Olur mu? Olur. Niye olmasın? Niye olmasın? Kayıt yapmayı unuttum. Vergisini ödemeyeceğim. İşte kurmay vergisi matrahını ben 4. ayın 24'ünde beyannameyi verdim. Evet, 23'ünden mi veriyorsun? O zaman eklerim matrahı. Ve bunlar vergisi beyannamesinin çalışma dosyasına da çalışma kağıdını saklamak üzere ekleyip ve bu şekilde yapar. Yapılması gereken budur. Yüksek bakiyeli kasa için inceleme elemanı çağırdığında ne yaptınız bunu? Eğer bu söylediklerimizi yaptı isek eğer kasa hesabının yüksek olmasından dolayı eleştiri almayız. Ortaklar cari hesabı da aynı şekilde. Ortaklar cari hesabı yani 131 hesap. Biliyorsunuz 131 hesapta rakam varsa 331 hesapta aynı ortağın alacağı olur mu? Olmaz. Niye yaparız? Çünkü bu hesaplar ay sonunda karşılaştırılır. Her ayın sonunda küçük bakiyeli olanlar büyük bakiyeli hesaplara aktarılmak suretiyle kapanır. Büyük bakiyeli hesabın bakiyesi o kadar azalır. Dolayısıyla 131 hesapta bakiye veren ortak hesapları için bahsediyoruz. Bunları da aynı şekilde adaptlandırıyoruz.
fatura düzenliyoruz. Faiz tutarı için ve %18 katma değer vergisini hesaplayıp hesaplanan KDV olarak beyan ediyoruz. Aynı açıklamayla. Şimdi yüksek bir kanunla kabul edilmeyen gider rakamı. Şimdi kanunla kabul edilmeyen gider deyince şöyle bir duracağız. Kanunla kabul edilmeyen gider şirket için, kurum için. Bir kere bu gider şirketin gideri mi değildir. Yani şirketin giderinden kasıt nedir? Şirket faaliyetini yürütmesi için elzem midir? Yani olmazsa olmaz bir gider midir? Yani şirket harcama yapar. Bu harcama hesaplarında izlenir. Biliyorsunuz yedili hesaplar harcamaların izlendiği hesaplardır. Sonra 710, 20, 30 fonksiyonel. Yani nerede işe yarayacaksa o harcama o tarafa kaydederiz. 720 direkt işçilikse oraya kaydederiz. 730 üretimle ilgili giderse oraya sınıflarız. Yönetimle ilgili ise 770'e, pazarlama ise 760'a sınıflarız, kaydını yaparız. Ve bu harcama eğer işletme faaliyetinde faydaya dönüşüyor ise, hangi faaliyette faydaya dönüştüyse orada maliyettir veya gider. Yani üretimin gerçekleşmesinde, mağulün elde edilmesinde faydaya dönüşüyor ise 710, 720, 730 hesaplar da izlenenler bunlardır. Üretim maliyeti, üretimde maliyet olur. Oraya kaydettiğimiz harcamalar. Eğer faaliyetin idame ettirilmesinde faydaya dönüşüyorsa, yani yönetimde, pazarlamada vesaire, o zaman faaliyet gideri olarak giderleştiriyoruz. Ama yapılan harcama, bu söylediğimiz hiçbiri işleri yerine getirmiyorsa, yani işletme faaliyetinde hiç faydaya dönüşmüyor ise, yani buna hep böyle örnek veririz. Bilen varsa başka örnek versin. Patron pazartesi sabahı getirdi 1.000 liralık Boğaz'da yemek yemiş çoluk çocuğuyla cumartesi akşamı faturayı getirdi. Bunu ödeyin, kaydedin. Ne yapacağız? Ödeyin dediyse ödeyeceğiz. De, kaydı nereye yapacağız? Bu bir kere işletmenin bu harcama işletme faaliyetiyle ilgili mi değil mi? Ona bakacağız. İşletme faaliyetiyle ilgili değilse hiç o harcama hesaplarıyla ilişkilendirmeyeceğiz. Harcamayı kim yaptıysa onun bir hesabı. Patron yaptıysa patron. Genel müdür veya müdürler yaptıysa müdür bir hesabına kaydını yapacağız. Peki nereden çıktık şimdi? Kanunen kabul edilmeyen giderlerden çıktık. Bir kere şimdi kanunen kabul edilmeyen gider dediğimiz giderlerin mutlaka şirketin gideri olması lazım. Yani şirketin faaliyetini yürütürken faydaya dönüşen bir gider olması lazım. Bir kere şirketin giderleri arasında yer alması için. Yani kanunen kabul edilmeyen giderler şirketin gideridir. Giderini söylediğim şartları taşıyorsa. O zaman biz neye bakacağız? Kanunen kabul edilir mi, edilmez mi bu gider? Ona bakacağız. Kanun koyucu vergi matrağının aşılmaması için bir takım sınırlamalar yapmıştır. Nerede yapmıştır bu sınırlamaları? Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda 10. maddesi. 10 muydu? Şeyleri zaten gelir vergisi esaslarına göre kurum kazancı da tespit edilir. Dolayısıyla orada yazmış. Ben diyor senin faaliyetinle karışma. Yıl boyunca faaliyet yap, kanun koyucu. Yıl boyunca faaliyetini yap ve sonunda kar veya zararını tayin. Karını çıkar. Benim hissemi hesaplarken onun hissesine vergi. Ne üzerine hesaplıyor? Matrağı üzerine. Benim matrağı hesaplarken bu yasada saydığım bazı giderler var. Ben o giderlere karışmam. Onları düş
Benim hesabımı, bana hesabını öğrenme. Nedir bunlar? Tağla demiş. Diyor ki, mesela motor taşlar vergisi kendi kanununda Minokopa'ya ilişkin motor taşlar vergisi geri ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazançtan indirilemez. Kendi kanununda şart var. Dolayısıyla biz ne yaparız? Bu vergiyi öderiz, motor taşlar vergisini ve gidere yazarız. Niye yazarız? Çünkü işte Minokopa şirkette kullanılıyor. Pazarlamacılar kullanıyor, yöneticiler kullanıyor, faaliyet içerisinde kullanılıyor. Şirketin gideri mi? Evet gider. Ama kanun koyucu ne demiş? Bunun şeyini, otol taşlar vergisini indiremez. Benim hissene hesaplarken. Yani kazançtan indiremez. Ne yapıyoruz? Biz hani indirmiştik ya, öyle bulmuştuk ya kârı. Bunu ne yapacağız bu sefer? Kâra ekliyoruz. Nerede? Kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurumlar vergisi vermemiz. Ki vergi cezaları. Vergiyi, sigortayı zamanında ödemedikse, gecikme zammı ödediyse, bunları hepsi zaten 41 maddede sıralamış. Bunları diyor, indiremezsin. Niye? Orada kanun koyucu da ben bir an evvel vergiyi vadesinde tahsil edeyim ki ona göre yatırımlarımı zamanında yapabileyim, gerçekleştirebileyim diye. Bunları da saymış. Bunları işte kanunla kabul edilen giderler onlardır. Mesela biz denetimlerde çıkarıyoruz, bakıyoruz mesela Antalya'da filanca otelde işte Ağustos genelde Haziran'da gidilir Antalya'ya. Ağustos'ta çok sıcak oluyor. İşte patron çocuklarını almış orada tatil yapmış, gelmiş faturayı yazmış. Bir de onu giderler de indirmiş. Ne yapacağız? Çıkartın. Ya çıkaralım, kanunen kabul edilmeyen gider yazalım. Doğru mu? Yazabilir misiniz kanunen kabul edilmeyen? Direkt oradan çıkaracağım, patronun cari hesabı. Yani giderler alacaktır, patronun cari hesabı borçlu. Yapılacak kayıt budur. Onun için bir daha üstüne basa basa dikkatinizi çekmek istedim. Eğer böyleyse kanunen kabul edilmeyen giderler. Şimdi yüksek kanunen kabul edilmeyen giderleri niye riskli bir hesap diye